BP Günlükleri bölüm 7'ye hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugüne Mount Race'e girerek başlıyoruz. Akşam Mount Race'i, yani saat 6'da daha doğrusu, akşamüstü diyelim. Bu ara birazcık yoğunum, o yüzden de böyle sürekli olarak giremiyoruz. Yani daha önce bahsetmiştim. Dungeon'lara, günlük etkinliklere falan yetişiyorum yani. Klasik aslında hepiniz gibi oynuyorum, öyle söyleyebilirim. Normalde mesela içerik üreticiler çok daha uzun saatler oynuyor ve atıyorum adam gidiyor 15 saat farm atıyor bir yerde. Şimdi o her zaman olmuyor dostlar. O yüzden daha gerçekçi olmasından hoşlanıyorum. O yüzden de günüm nasıl ilerliyorsa aslında video kaydını da bu şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Şimdi Mount Race'e kaydımızı yaptırdık. Bizi içeri alsın. Umarım bizim için güzel bir etkinlik olur. Çünkü gerçekten hani bir Royal Chest alırsak hiç fena olmaz. Bir de girmeden şöyle güncel fiyatına bakabiliyor muyum? Royal Chest ne kadar olmuş? Bahsettiğimiz gibi yine 10-11 arası dostlar. Yani alırsak güzel olur bizim için. Çünkü en son biliyorsunuz ki bölümü bitirirken ortalama 2,5 GB civarında paramız vardı. Hadi küsuratları falan sayalım. Bir de bir arkadaşım 30'dan borç vermiştim. O da gelecek. Hepsini dahil ettiğinizde 3 GB yakın paramız var. Yani 1-2 GB daha kasarsak eğer 8 silahımıza artık ulaşacağız gibi duruyor. O yüzden de bu etkinliklerden gelecek her 10M, 5M bizim için değerli. Bu Mount Race'de dostlar ayarları falan full'e çekiyorum. Hani donmasın diye. Çünkü bazı hani ufak noktalar oluyor. Böyle anlık donduğu zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Hemen buradan abi alalım bineğimize binelim. Bineğime binebilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Bakalım bizim için nasıl bir etkinlik olacak dostlar. Umarım kazanırız. 3 saniye başlıyor. Bastık E'mize ve hazır bekliyoruz. Kapı açılır açılmaz ufak blinkimizi attık. Her zaman söylüyorum burayı spamlamayın. Çünkü spamlayınca duvara takılıyorsunuz. O bug'ı düzelttiler diyorlar ama ben yine de risk almıyorum. Yani bir saniye bekleyin ne olmuş yani. Hani en fazla şu kadar fark olacak aranızda yani öndekiyle. Tabi burada bilgisayarın da kalitesi önemli. Dostlar ben mesela fark ediyorum insanların bu arada bu ne kadar hızlı gidiyor şöyle bir aynen. Ben o atmasa ben atacaktım LR'yi. Ah takıldım. Şuraya bir blink atalım tamam. Dostlar E ile gitmeyince sağ sola takılabiliyorsunuz. Öyle bir sıkıntı olabiliyor. Zaten daha önce bahsetmiştim. Aa bu arada bu herifin şey. Adını sen getir. Ne onun ismi? NFT binek. NFT binek olduğu için bu kadar hızlı bu herif. Dostlar birinci belli. İkinci, üçüncü de oynayacağız. Adam nasıl koşuyor görüyor musunuz? Şey gibi sanki. Speed basmış gibi koşuyor. Ben speed basıyor zannediyordum. İlk defa görüyorum dostlar bu arada NFT bineği onu söyleyebilirim. Şu çocuğu tutun. Tutun şuna bir şey atın. Yoksa ben LR atacağım. Neyse ya da gitsen ondan ya. Oracle var zaten. Oracle LR patlatıyor. Bir tık bekledim şöyle. Araya kaynamak için. Şuradan Oracle'dan LR yemeyelim. Burada bir linkimizi atabiliriz. Gayet tatlı. İşte şimdi artık bu çocuğu nasıl tutacağız bilmiyorum. Artık kafasına ice mice her şeyimizi NFT bineğe olan atacağız yani. Ki ona rağmen birinci olacak muhtemelen göreceksiniz. Hemen şunu alalım. Üçüncü şak. Bak şu Thunderstack kaçıncı oluyordu bu? Geçen sefer de full ice vermişti hatırlarsanız. Freezing Bolt muydu neydi öyle bir şey? Freezing Bolt aynen. Yine spamlıyor yapmasın rica ediyorum. Bir tane swap'a ihtiyacımız var şu an acilinden. Birinci ben değilim bana ice atıyor. Neyse şöyle bir slow verdik. O NFT binek öne geçmesin. Her şeyimizi NFT atacağız ya dostlar. Ben de atacağım. 4 tane geldi yani hepsini atacağım. Hah swap geldi tamamdır. Bizim için her şey çok daha iyi oldu şu an. Bu arada NFT olunca da böyle oluyormuş demek ki arkadaşlar öğrenmiş olduk. Çünkü şey parasını karşılamıyor falan diyenler vardı. Ben hiç araştırmadım tabii ki fiyatını falan bilmiyorum. Ama herhalde karşılamaz zaten ya mantıken düşününce. Şu NFT'ye bir elektrikli biz verelim. Tamamdır kalsın o. Adam bu arada bir şey değil mi? NFT alına lanet ediyordur şu anda. Her şey ona atılıyor. Swap'ımız 2 oldu. Yani bir tane speed verirse güzel olabilir bize. Magic Barrier'a basmak istemiyorum. Ice basacağım burada. Şey J'ye basacağım. Magic Barrier çünkü sonda yani o son düzlükte çok kıymetli oluyor. Oğlum bana niye swap atıyorsunuz? Deli misiniz siz ya? Neyse ben atarım o zaman baştakine. Kısır yok. Çünkü burada atmak zorundayız arkadaşlar. Bizi çok geriye attılar. Ne zaman en arkada kalırsanız o sıkıntı oluyor. Ha, en arkada kesinlikle olmamalısınız yani. Hep arada. Ne diyorum? Her zaman en önde de olmayacağız. En arkada da olmayacağız. En arka sıkıntı. Burada ice yedik. Yani yapacak bir şey yok ya. Yiyelim sıkıntı yok. Hemen buradan şimdi portal her şeyi belirleyecek arkadaşlar. Öne geçersek sıkıntı yok. Geçemezsek sıkıntı. O yüzden blinkimi kullanmıyorum. Her zaman ya öne atınca direkt kullanıyorum ya da arkaya atarsa direkt ice yememek için kullanıyorum. Tamam of süper ya süper. Kaç kişiyiz? 5, 6 mı? 6, 7. Hallederiz hallederiz sıkıntı yok. 7 veya 1. Bizim için iyi. NFT binek nerede? İyi NFT bineği arkaya atmış güzel. Ne sıkıntı yok zaten arka arkayız yani ben buradayım dördüncüyüm şu üçüyle birlikte kapışıyoruz. Her türlü sıkıntı yok yetişiriz. İyi oynarsak bir tane swap'la bu işi çözeriz ya. Tabi bir tane speed olsa da güzel olurdu gerçi de. Maalesef yok. NFT binek geldi bu arada adam yürüyerek geldi. Bariyer basıyor speed de bastı. Ona bir şey atacağız ya. Tamamdır. Sana bir al sana LR. Ben LR bastım bir tane mı? Bariyer bastı. Ne yaptı o? Ha yok atıyorlar bir şeyler. Tamam. Güzel. Atsınlar zaten ya o sıkıntı. Bu arada sola girmiş. Biz yanlış yere mi girdik ya? Sol. Aynen. Göremedim. Şeye bakıyordum. NFT bineğe bakıyordum. İnşallah yanlış yerde değilizdir. Sol. Aynen. Burada bir sol sağ yapacağız. Aynen. Sol sağ. Tamamdır. Şimdi her şeyimizi NFT atmak zorundayız. NFT nerede? Açmış mı önü? Ana adam gitti mi yoksa? Aa adam gitmiş. Kimse bir şey atmamış. Tebrik ediyorum sizi bu arada. Harbiden tebrik ediyorum sizi. Neyse sizden ben bir birinciyi alayım da. Yani ikinciyi ya da üçüncüyü artık. Tamamdır. Şunlara bir hemen bir tane sen LR'ye koyalım. CC yesin kalsın orada. At.
Takıldım. Şuna bilere. Şuna. Evet. Geç git. Sıkıntı yok. Bay bay. Bu ne? Baka bak. Tebrik ediyorum ya. Harbiden tebrik ediyorum bu arada. Cidden. Üçüncülüğümüz gitti arkadaşlar. 4-5 oldu. 6. oldum. Neyse sıkıntı yok. Canım sağ olsun. Bu da yani şanssızlık diyelim. Ne diyelim dostlar. Bir de yani swap bastım. Orada swap'ı da basamadım. Neyse can sağlığı. Dostlar ben şimdilik kayıttan çıkıyorum. Az işim var. Tekrardan kayda girdiğimde görüşmek üzere. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Şu anda kameraya girmedim. Daha yeni uyandım çünkü ayılamadığım için. Direkt kayıt almak istedim. Birkaç gündür dostlar online olamıyorum. Yani her zaman bahsettiğimiz mevzu aslında. Hani diyoruz ya bazen işte işiniz gücünüz oluyor. Hiç giremiyorsunuz. Ramazan vesilesiyle takdir edersiniz. Aileyle vakit, iftar ziyaretleri falan derken yoğunluktan pek giremiyoruz. Bugün de bir fırsat buldum artık saat 11 gerçi ama hani son saniyelerde dungeon girmeye çalışıyorum. Grup dungeon'ı dün hallettim boş vakit bulup. Hemen bir 20 dakikada girip hallettik. Şimdi de solo dungeon'ları hallediyorum. İlk dungeon'ımıza giriş yaptık. Umarım güzel bir drop olur diyelim. Daha henüz bir şey alamadık. Hani benim biliyorsunuz drop anlayışım zaten bir skill book'tur. Ki onda da fiyatlar 2M'e kadar falan düştü ama şöyle bir bakalım hatta. Hemen 2M aynı bakınız yani 2M. 2M 200K'dan falan gidiyor ama yine de zor olduğunu söyleyebilirim. Ben şu boss keseyim dostlar. Bakalım bir drop alabilecek miyiz? Umarım alırız. Ve boss düşmek üzere dostlar. Düştü. Bir tane skill book. İşte bu abi bak. Beklediğiniz bu kadar basit. Çok bir şey değil abi. Bir tane skill book atıyorsun. Biz de ne yapıyoruz? Mutlu oluyoruz. Keyfimiz yerine geliyor. Hemen gelelim abi ikinci dungeon'a. Umarım güzel bir drop da alırız. Ve son boss'u kesiyoruz dostlar. Bir tane daha skill book. Abi süpersin ya. Gerçekten süpersin. İşte beklentim bu abi. Gerçekten. Girdiğim dungeon'lar mesela ne yapıyoruz? İki tane ufak bir solo dungeon, bir tane kırmızı, bir tane grup. Toplam 4 tane dungeon'dan. Bir iki tane skill book alsam böyle bir epic upgrade falan yetiyor gerçekten yani. 5 emlik para alsın yetiyor. Yani en azından ayın sonunda elimizde dungeon'larda olan şu kadar GP para aldık falan diyoruz. Ekstra bir takı gelince falan tatlı oluyor. Ama bu olmayınca gerçekten vakit boşa gittiğini hissediyorsun. Ve dungeon'a girme hevesi kaçıyor insanların. Sanıyorum izleyenler de benimle aynı fikirdedir bu konuda. Ama genel olarak dungeon droplardan memnun olduğumu söyleyebilirim. Bazen sadece böyle tutukluk yapıyor. 2-3 gün bir şey atmıyor. İşte o bizi üzüyor. Ama bugün güzel. Teşekkür ederim dungeon'lar. Şimdi dostlar kırmızıya girelim. Oradan da hakkımız yenilendiğinde direkt şeye geçeceğim. Death Valley'e geçip grup dungeon'da aradan çıkartacağım haklar yenilendiğinde. Yine gün içerisinde vakit bulursam girer. Solo dungeon'ları tekrardan atarız. Bir de böyle bir row falan bakmaya çalışacağım. Hani bulabileceğim bir slot varsa eğer. Çünkü şu günlük hakkımız var abi. Experimium'dan gelen. Hani row'da 2 saatlik. Ya şu an burada 1 saat gözüküyor farmda olduğum için ama XP geçip kamp değiştirince o güncelleniyor. Yani onu da kullanmak istiyorum düzenli olarak. Şu an hiç kullanmıyoruz. Bize bir faydası olmuyor. En azından hani günde 2 saat o row'u kullanalım. Zaten hani şu anda nereye koysanız gerçekten o row'un parası çıkıyor bir şekilde. Malum GB'nin yüksekliğinden o konuda avantajlıyız diyebiliriz. Şu da RPR'imizi yapalım. 11 dakika vaktimiz var. Yani direkt boss'ları kesip kaçsak sanıyorum yetişir ama yine de yolda böyle bulduğum mobları falan kesmeye çalışacağım bu kolay öğrenenlerden. Şimdi dostlar ben şu kırmızı dungeon'ı bir halledeyim. Drop olursa tekrardan kayda gireceğim. Ve nihayetinde geldik kırmızı dungeon'ımıza dostlar. Onda maalesef boş sıkıntı yok. Yani zaten iki tane drop almıştık. Bizim için kafi diyebiliriz. Şimdi haklar yenileniyor saat 12'de. O yüzden gidip bir grup dungeon yapacağız. Onu da aradan çıkartalım istiyorum. Sonra çünkü unutuyorum hak boşa gidiyor falan üzülüyorum. Saatler yenilendi artık akıllandım grup dungeon hallediyorum dostlar. Abi ne zaman hazır partiye girsem başıma bela geliyor tamam mı? Böyle saçma sapan adamlar, int priestler, mage'ler falan. Hani bitiremiyoruz o dungeon'ı. Bir dungeon 30 dakika falan sürüyor. Normalde 15-20 dakika biten dungeon. Artık karar verdim kendim kuruyorum. Bakınız abi partiyi. Full okçu, 3 tane priest. Zaten birisi eşim, birisi ben. Bir tane de adam aldım dışarıdan. Adam buff atarım kanka gel al beni dedi. Bir de bazen kriz yaratanlar oluyor işte. Yani 100K'lık SC basmamak için mesela. Adam buff istiyor. Hak da veriyorum sıkıntı yok. Ha bence mantıksız tabii ki. Ucuz SC varken niye gidip buff alayım? Daha fazla canımı falan veriyor ama yine de adamın tercihi olabilir. Saygı duyuyorum adamın tercihine ve o yüzden buffer alıyorum yine de. Yani ben basıyorum SC ama basmayanlar için. Bakın mesela SC ile geziyorum. Bak 35 dakikası var daha. Ben yolda yürürken SC basıyorum hiç umurumda değil. Ama basmak istemeyenlere saygı duyduğum için mesela buffer alıyorum. Gerisi full okçu, çiçek gibi abi. İşte ekip dediğim böyle olur abi. Int priest, mid priest ben sevmiyorum. En fazla bir tane int priest olur. Adam iki tane int priest almış, bir tane mage almış. Hani bu kadar çok support karakterin bulunması takıma zarar veriyor, ekibe zarar veriyor. O yüzden de kendim kuruyorum bundan sonra. En azından rahat rahat işimizi halledip çıkalım diyorum. Bu arada galiba kimse anahtar yok. Şunu keselim. Ve dostlar dungeon'a girdik zaten gördüğünüz gibi. Bir drop olursa tekrardan kayda girelim. Şimdi şunu bir halledelim. İlk boss'tan bir şey alamadık dostlar. Şimdi gidiyoruz Hellfire'a. Bakalım Hellfire'da yüzümüz gülecek mi? Ve bizi Hellfire'a kaldırıyorlar. Hadi bakalım. Gül oğlum yüzümüze. Yoksa bir anda bir tane skillbook aldık mı? Ne diyorsun ya? Oğlum çok güzel ya. Yemin ediyorum bak takı alınca da çok seviniyorum. Tamam tabii ki yani ekstra oluyor sonuçta ama şu item bir başka hissettiriyor arkadaşlar. Vallahi başka hissettiriyor. Ve geldik Venom Spear'a. Maalesef boş. Önümüzde iki tane boss kaldı hadi bakalım. Ve canlar son boss'a geldik. Herhangi bir şey alamadık. Bakalım son boss'ta şansımız gülecek mi? Direkt chatten var dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İsyan başladı. Bir şey alamıyoruz diye. Zor atıyor abi yani dungeonlar. Çok beklenti olmaması lazım. Şu boss'u keselim dostlar. En son yine kayda gireceğim. Ve son boss'a geldik. Ne alıyoruz abi? Superior Manapot aldık. Nice. Bak. Ark Arc Sword'u aldım. Sword mu? Evet. Olsun sen. Şu da güzel. Kaç yem attın? İşte bir iki emeder. Hadi bakayım. 100K falan olmuştur. Yok.
1.3M. Tamam, ben 1.5'tan okuturum. Güzel güzel. Bugün de böyle dungeonlar abi. Bence tatlı ya sana genel baktığın zaman. Bende 3 tane skill book var. Sende bir tane Arc Sword var. En Nakit'ten de 1-2M gelmişler zaten. Bir de kilit vardı galiba sende değil mi? Birini bir epic upgrade, bir tane skillbook, bir tane FP, bir tane taktik falan aldım. Oo Dwight'a güzel. Güzel. Basic Attack vurdum seni beklerken. onu da sayıyorsun ya dungeon droplarını. Bence güzel. İstiyorsan versene bana trade. Hatta bankaya koyayım hepsini topluca. Olur hayatım. Bizim çarın kasası benim dostlar. O yüzden her şeyi alıyorum, söküp alıyorum elinden. Şey gibi düşünün, hani böyle kod fabrikalarında falan çocuklar çalıştırıyorlar ya. Senaryo çalıştırıp elindeki her şeyi alıyorum abi. Onlar benden iyi kazanıyor. Hemen abi günün sonunda 3 tane skill book yok. Sena'da bir tane var. Ne oldu? 4 skill book aldık. Bir tane Arc Sword aldık. Hemen kağıtları da ver. Çiçek 2 tane de kağıt geldi. Skill book'lara 2 hem desek 8. Hadi kağıtlarla birlikte 11 diyelim. Arc Sword'la birlikte hadi 12. 1 hem de sayayım onu. Yine nakitte falan 15 hem buldu. Dungeonlar fena değil bence sen hoş ne diyorsun? Abi de imperial almışsın. Nereden aldın bunu? Dungeon'da. Bu da güzel. Buna 100k bunlar. Çok bir şey değil ama. Yine 15 Olur. yen falan herhalde. Kolluğu da bakarım şimdi fiyatına. Priest Imperial ne kadar? 300k mı? Neyse ben bunu 1M'den falan satarım ya. Bunlar ucuzdan satar. Ekmek parası çıktı. Allah bereket versin. Bugün de döner ayranımızı Evet. aldık diyorsun yani. Bir zurnacının parası. Tamamdır abi şimdi biz artık ufaktan kalkalım. Daha güne yeni başladık saat 12 yani. Günlük işlerimiz var evimizde. Onları bir halledelim. Ondan sonra tekrardan kayda gireceğim. Muhtemelen dungeon'a falan halleder. Bir yerlere row bırakırım. Hatta şu an bir dolaşayım bir row parti var mı ya da hani row bırakabileceğim bir yer var mı diye bakayım. En azından bu bedava row'u da kullanmış olalım diyorum. Tekrardan kayda girdiğimde görüşmek üzere. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Şimdi dungeon'a girdim. Yani dün bitiremediğimiz o dungeon'ları bugün bitirmek için geldim. Daha vaktim var, sıkıntı yok. O yüzden kırmızıyla başladım. Bütün mobları da kestim. Hiçbir şey atmadı. Yani çerçöpümüz var. 200-300k'dan nakit geldi. Ama aslında sadece bunun için hani dungeon'ın bilgisini vermek için kayda girmedim. Dostlar az önce 2 saat falan bir row bıraktım, tamam mı? Şu Poison Skeleton muydu öyle bir şey galiba, mobun ismini unuttum şimdi. Şu Rare Upgrade Scroll atan var ya 120k'lık. O slotta takıldım birazcık. 2 saat kadar takıldım arkadaşlar, 3-4 tane falan o Rare'lardan attı. Çerçöp falan derken ortalama gideri falan düşünce saatte 1M 1.5M arasında para bıraktı. Dışarıdan bakınca çok güzel gibi geliyor yani 24 saat bıraksam mükemmel slot falan diyorsunuz ama abi düşünüyorum. Kastığım para yani bütün gün gideri falan çıkınca 20M para kasıyorsun, tamam mı? O da iki çarı hesapladım ben yani. Senaryo birlikte para bağlayarak bu şekilde. Yani tek kişi olsan daha da az. Belki 10-15M arasında. Abi verdiği parayı düşününce ulan çöpe gitsem zaten. 2 saatte ben parayı kasıyorum. Hani neden 24 saat boyunca bilgisayar açık bırakayım? Bir slotta kase, o bu, şununla uğraşayım yani. 2 saat sadece kase gelmese çöpte ki hani 2 kişi olduğun zaman kase gelmesi imkansız gibi bir şey. Aynı parayı kasıyorsun. O kadar garip geldi ki insanların bu kadar fazla yatırım yapmasına bu slota. Oo güzel, bir tane Magus Necklace aldık. Para eder bilmiyorum ama. Ya cidden Necklace alıp Magus mu aldım ya? Sena. Magus Necklace aldık aşkım. Önekin de fiyatına bakayım dostlar ne kadarmış. Dur Magus yazmamız lazım. Sürem yetmedi sürem dur. Hemen dostlar şuradan bir bakalım. Magus Necklace ne kadarmış. Kesin 3-5 kuruş. Aa Allah Allah 26 hem mi? İyi iyi vallahi iyi. Peki Traveler atsaydı ne kadardı? Merak ettim şu anda bak. Kendi psikolojimi bozuyorum arkadaşlar buna bakarak. Geldim Traveler Pendant atsaydı 70 hemdi. Olsun be dostlar ya. Yine hiç yoktan iyi de diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. 30M. Yani 25M hadi diyelim. Diğer dungeonlarımıza devam edelim. Oradan da belki şansımıza bir şey atar. En azından aradaki farkı kapata diyelim. Olsun. Bugün Travelers olmadı. Yarın olur. Sweetness olur. Bir şey olur. Bugünlük Magus'a devam edelim. Ve geldik ilk dungeonımızın son boss'una dostlar. Hadi bundan da bir skillbook aldık mı? Epic Enchant. Olsun. Olsun. Alacağımızı aldık zaten. Şımarıklık yapmıyorum abi o yüzden. Geçelim ikinci dungeon'a. Dostlar ikinci dungeon'ı da bitirdik. Bir tane daha skillbook. Allah'ım. Geçen gün alamadığımız bütün dropları bugün aldık. Süper vakit yetişti arkadaşlar. Şimdi bir grup dungeon bir de normal dungeon serüvenimize devam ederiz. O sırada biraz toplayıcılık yapacağım. Bayağıdır yapmıyorum. Yani gerçekten vaktim yok o yüzden. Bir fırsat bulabilirsem işte hem etkinlikleri kovalayacağım hem toplayıcılık yapacağım. Hem de eğer vakit bulabilirsem gidip bir farmda deneyeceğim yani. Zor buluruz herhalde boş slot. Özellikle de böyle gündüz saatlerinde ama bir yine de şansımı denemek istiyorum. Yine saatte 5'em, 10'em bir şey. Yani en azından kasarsak, 1-2 saat takılırsak güzel olur. Bugünlük planım bu. Bakalım gerçekleştirebilecek miyiz? Tekrardan kayda girdiğimde görüşmek üzere. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Bir süredir giremiyordum. Yaklaşık ben bir haftadır falan dostlar. Pek online değilim zaten. Yani video gelmemesinden de çok rahat bunu anlayabilirsiniz. Sebebi ne? İşte diğer kanalımda biraz işler uğraşıyorum falan. Ki biliyorsunuz zaten bunu biz daha seriye başlamadan önce demiştik ki bazen işimiz gücümüz olacak. 3 gün 5 gün girmeyeceğiz. Bazen hiç farm atmayacağız. Dungeon'a girip çıkacağız falan. Sadece dungeon'lar girip çıkıyorum. Çok kayıt alacak fırsatım da olmadığı için birazcık aksadığını söyleyebiliriz. Şu anda işte günlük dungeon haklarıma girerek başladım. Eğer sıra yoksa tüm dungeon'lara gireceğim. Ondan sonra boş vaktimde bir grup dungeon halledeceğim. Yani çok fazla online olamıyorum ama işime geldi. Niye dostlar? İnsanların çok yoğun olduğu bir dönemde ve beni gerçekten yormuştu. Yani farm atarken yoruluyordum. Slot bakarken yoruluyordum. Sürekli bir şeylerle kovalıyorduk ve hani karşı ırkın baskınlığı, bizim ırkın ezikliği,
herkesin farm atma isteği hani inanın bizi bayağı yormuştu yani, bütün ekibden bahsediyorum bu arada. Ama şu anda GB'nin de düşmesiyle birlikte artık hani 8-9 lira GB düştü. Gerçekten rahat ettiğimizi söyleyebilirim çünkü slotlar boşalmış durumda. Biz de premiumları çektik. Milletin premiumları 26'sında biliyorsunuz sunucu açılmıştı. Şimdi 3. premiumlara geçtik artık. Muhtemelen birçok kişi yeni premium kırdırmamış arkadaşlar. Bu yüzden de hani slotların boşaldığını söylüyorlar bizim ekip. Bakalım durumlar nasıl? Hani bir kolaçan edeceğiz. Biz aktif olarak oynamaya devam ediyoruz zaten ama hani şu arada sadece yoğunluktan giremiyordum. Yine dungeonlarımızı vesaire kovalayacağız ve boş bulduğumuz slotları oturmaya çalışacağız DB'de. Hani artık Necro mu olur, bakarız hani işte Undead mi olur ya da Soul slotlar işte Divine'ları mı olur, Black Mamba mı bilemiyoruz. Planımızı yapacağız. Yine zaten ben oraya gittiğimde attığım farmlardan da kaydını sizlere aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım dostlar. Dungeon'dayız zaten ve ilk boss kesiliyor. İlk dungeon'ımız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle vuruşu atıyorum abi. Hadi bakalım. Yani Mage Elite Helm. Tamam okey, sıkıntı yok dostlar. Hiç yoktan iyidir diyelim. Geçelim ikinci dungeon'a. Bu arada dostlar tam ikinci dungeon'a tıklıyordum. Bir baktım Mount Race gelmiş. Şansımıza yani tamamen denk geldi. Normalde bunu süresini tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama insanlık halini unutuyoruz yani. Şimdi denk gelince mutlu oldum. Yani günlerdir Mount Race'e hiç giremiyordum. Şimdi dostlar Mount Race kaydımızı yaptırdık. Yeni de bir tane binek aldım. Bineğim bitmiş çünkü. Bakalım umarım güzel bir Mount Race olur bizim için. Ve ikinci dungeon'ımızın son boss'una geldik dostlar. Maalesef bizi Mount Race'e almadı. Nedeni bilmiyorum. Yeni mount aldım. Belki bug'a falan girmiştir. Sözünüzü giremedik. İkinci dungeon'ımızdan da maalesef bir şey alamadık. Şimdi geçelim kırmızı dungeon'a. Dostlar kırmızı dungeon'dan bir tane epic aldık. Şöyle drop'u göstermek isterim bakınız. Güzel. Yani moblardan buradan sürekli epic atıyor. Şanslıyız. Geçen girimde de almıştım. Bunu sefer de aldık. Şimdi devam ediyorum. Başka drop olursa yine kayda girelim. Ve kırmızı dungeon'ı bitirdik dostlar. Bir tane skill book, bir tane golden snake aldık. Yani günün sonunda bir upgrade, bir tane de skill book aldık desek sanıyorum çok yanlış olmaz. Çünkü diğerleri takdir edersiniz ki çer çöp. Yani golden snake'i yine 400-500k'dan falan satabiliyorum ama hani FP hadi 250k'dan da o gitsin. Nakitle ortalama 5M'ye yakın para kasmış olduk. Yine hiç yoktan iyi diyebiliriz. Şimdi ben boş vakit bulunca dostlar bir grup dungeon yapacağım. Tabii ki önce Sena'yı bekleyeceğim. Onun da çünkü grup dungeon'ı var. Onu hallederken yine kayda girer, sizlere bilgisini veririm. Tekrardan selamlar dostlar. Şöyle üzerimizi doldurduk. Geri geldik. Bu arada üzerinde ağırlık yokmuş. Onu bir ufak boşaltayım. Ondan sonra tekrardan şu craft işine devam ederiz. Bir süre AFK kalacağım. Bu yüzden de bir craft işi yapayım dedim. Şöyle üzerindeki gereksizleri bir bankaya bırakayım. Dostlar bayağı da biliyorsunuz craft yapmıyorduk. Bizde merak edenler oluyordu. Hani ne yaptın, ne ettin, craft işini falan diye soruyorlardı sık sık. Bir süre ara vermiştik, sadece farma yatmıştık biliyorsunuz. O yüzden şöyle hatta biraz üzerimi boşaltayım. Hafiften bir yer açılsın canlar. Tamam, zaten bu kadar fazla 4 tane lazım olduğu için bize, ben fazla almışım havuçları üzerime. Biliyorsunuz bizim güzel bir depomuz vardı. Artık da bunların hani kıymeti yavaş yavaş hatırlandı diyelim. O yüzden de ufaktan basmaya devam ediyorum. En son 8 level %50 civarına kalmıştık. Şimdi benim üzerimdeki havuçlarla falan bunların hepsini bastıktan sonra bayağı bir yemeğimiz olacak. Yaklaşık olarak 12 level olacağız. 12 level'dan da bizi daha üst level'lara atacak kadar materyalimiz de var. Aslında şu anda ortalama hiç materyal toplamasak dahi 20 level falan olduğumuzu söyleyebiliriz cooking tarafında. Yavaş yavaş da arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi ben dostlar şu yemekleri basayım. Bir süre daha AFK kalacağım. Tekrardan kayda girdiğimde zaten XP güncel olarak size gösteririm. Yine müsaitlikte kalan havuçları da basarız. Şimdiden bana iyi dinlenmeler, size de keyifli seyirler dilerim. Tekrardan selamlar dostlarım. Bayağıdır Charcraft'ta zaten saate de bakabilirsiniz. Neredeyse bu saate kadar full craft yaptım. Yaklaşık olarak şu an 3000'e yakın tereyağı bastık. Ve bayağı da bir tabii ki şey bastık, bu kağıt suplardan bastık. Eksimiz de 37K'ya kadar dayandı. 9 level'dayız şu anda. Ben bu tereyağları niye basıyorum? Hani depolamak için aslında erkenden. Bayağı da bir 10M falan para harcadım sanıyorum bu tereyağlar için sadece. Şimdi gideceğim. Kalan kağıtlardan vaktim oldukça basacağım. Muhtemelen birazdan çıkarım zaten, bir yarım saat içerisinde falan oyundan. O yüzden de basabildiğim kadar basacağım ve burada bırakacağım. Sonrası işte tekrar online olduğumda günlük dungeonlarımızı belki farm falan kovalayabiliriz. Yine kayda girer sizlere bilgisini veririm. Ama boş vakitlerimizde craft yapmak için de bayağı vakit ayıracağız. Bunun da bilgisini vermek istemiştim. Şimdi dostlar ben birazcık mola veriyorum. Tekrardan kayda girdiğimde görüşmek üzere. Yeni bir geceden hepinize selamlar dostlar. Yani şu anda aynı günün gecesindeyiz. Bizim için yorucu bir gece olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü saat 12'de dostlar bir anlaştık arkadaşlarla. Hani bayağı da oyuna girmiyorduk düzenli olarak. Dedik bir farm atalım. Tamam gittik abi, güzel bir Death Lord boştu. Sevindik bile, Death Lord da güzel slotlardan birisidir normalde. Ama bu arada çok şanssızdık. En son bıraktığımızda da çok şanssızdık. İşte drop alamıyorduk. Ortalama 4 saatte arkadaşlar sadece 4 tane Warsight aldık. Ondan sonra bizim ekip bayağı moral falan bozuldu. Ortalamamız şu an çer çöp, her şey yani nakit, epic upgrade falan her şeyi dahil ederseniz 4M'e denk geliyor. Gerçekten çok kötüydü. O yüzden milletin morali bayağı bozuldu. Şimdi de bir tane dungeon bulduk. Yani gecenin 4'ünde iyi ki Allah'tan 2-3 kişi daha yapıyormuş. Biz de 5 kişiyiz. Şimdi dostlar dungeon'a gireceğiz. İnşallah güzel bir drop alırız da hani bu kadar kötü farmın sonucunda en azından dungeon'dan hırsını çıkartırız diyelim. Şimdi girişimizi yapıyoruz. Bir drop olunca tekrardan görüşmek üzere. Ve dungeon'a bitirdik dostlar. Bakalım bir drop alabilecek miyiz? Alttan bir nick falan gözükmüyor hiç. Hemen bastım abi. Bugün maalesef kaç kaldı? 32K mı öyle bir şeyle
Bitirmiş olduk dungeonları. Gecenin 4'ü ya vallahi billah. Neyse ben yatmaya gidiyorum abi, yapacak bir şey yok. Salıyorum burada. Bugün bu kadar internet yeter diyorum ve salıyorum. Yeni bir günde görüşmek üzere dostlar. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Şimdi ekiple bir partiye girdik. Hemen dedik önce bir dungeon halledelim, sonra belki farmı falan çıkarız, duruma göre bakarız dedik. Çünkü bayağı dolu şu an, vuruyorlar slotları, doğru düz bir şey kasamadık. En azından şöyle dungeon'a girelim, biraz kendimizi unutturalım. Hemen bu arada anahtar da varmış, hızlı hızlı geçiyoruz gayet güzel. Şimdi drop oldukça dostlar ben yine ara ara kayda girip bilgi vereceğim. Bugün de umarım güzel bir şansımız yaver gider. En azından bir skill book alsak, yani drop falan istemiyorum biliyorsunuz. Bir skill book ya, çok bir şey değil. Hemen dostlar şimdi gidelim bossları keselim, tekrardan kayda gireceğim. Dostlar dungeon maalesef yüzümüze gülmüyor. Sadece şurada az önce mobları keserken yani partiyi atan drop'un epic upgrade'ini ben aldım. Yani o konuda şanslıyız diyebiliriz ama kestiğimiz hiçbir boss'tan skill book alamadık. Şu anda son boss'a gidiyoruz. Yani bari bundan alalım diyorum. Umarım şansımız yaver gider. Şu anda dostlar gidiyoruz boss'a. Son boss kesilirken tekrardan kayda girip bilgi vereceğim. Evet canlar geldik. Bu arada arkadaşımız Warlock yerin kaldı. Tam kayda girdim. Selam verecektim. Zest aldı. Helal olsun oğlum Batu. Tebrik ediyorum kardeşim. Biz de tıkladık. Maalesef bize 4K. Olsun. En azından bizim partimizden biri aldı abi. Ona da mutlu oldum yani. Sevindim. Dostlar tam farma geçmiştik aslında. Slot falan bakıyorduk. Öyle gezerken bir anda oyun gitti. Nedeni biz de anlayamadık. Şu anda oyun yok. Yani en azından DV tarafında yok sanırım. Şimdi tekrardan çık gir yapacağım. Hani en azından eğer DV'de sıkıntı varsa bir dungeon'larımızı falan edelim. Zamanımız boşa gitmesin. En azından günlük hakları aradan çıkartalım diyorum. Şimdi ben bir oyuna tekrardan gireyim. İlk dungeon'a başlayalım. Bir drop olursa tekrardan kayda gireceğim. Dostlar bizim bu arada kral şu anda şey yapıyor. Etkinlik yapıyor. O yüzden sürekli herkese bir item gidiyor. Biz de şansımızı denedik ama zannetmiyorum olacağını. Çünkü ben attığımda offline falan diyordu. Valla biraz sonra atarsa ve kayda girersem çok mutlu olurum tabii ki. Bir tane skill book aldık ilk dungeon'ımızdan. Grup dungeon'ı alamadığımızın hıncını buradan alıyoruz. Bir de bilgisi bana yeni geldi. Sena epic ürünü almış. Oradan daha bir 10M geldi. Vallahi çiçek gibi. Sıkıntı yok. Günde biz böyle 30-40M kasarsak iki kişi bize yetiyor zaten. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyoruz oyun içerisindeki. Şimdi geçelim ikinci dungeon'a. Ve dostlar son boss'u da kestik. Maalesef ikinci boss'tan bir şey alamadık. Kırmızı dungeon'ı şimdilik erteliyorum. Bir DV çıkacağız dostlar. Bir farm bakacağız. Hazır millet de oyundan düşmüşken belki sallanma falan vardır. Hani saat 2'ye geliyor çünkü. Böyle bir 2 saat daha kasalım en azından. Hani çok sabaha kadar kalmak istemiyorum. Çünkü ben uzun süredir dostlar farmı saldım. Gerçekten uyku düzeni falan hak getireydi. Bir de hani her ne kadar evli olsak ve birlikte oynasak da oyunu. Hani Sena da memnun değildi açıkçası. Öyle gece farm atıp hani sabah uyumaktan pek yani takdir edersiniz insan olarak çok sevmiyoruz böyle şeyleri. O yüzden de mutluyum yani gerçekten gece farmını bıraktığıma. Günde 2 saat 3 saat farm atsak bizim için kafi oluyor. İşte dungeonlarında olsa 3-5M gelsin. Farm atalım 15-20M kasalım. 2 kişi 40M 50M. Allah bereket versin modundayız. O yüzden şimdi DV geçiyorum. Güzel güzel gidelim. Bu arada zon fullmüş. Tamam birazdan abi tekrar deneriz şansımızı. Güzel güzel çıkalım farmımızı atalım diyorum. Ben slota gittiğinde dostlar tekrardan kayda girer sizlere bilgisini veririm. Şu anda çünkü hangi slota gideceğimizi henüz bilmiyorum. Dostlar bu arada kral ayrıca %10 craft etkinliği başlattı. Biz de şimdi slot falan bakıyorduk ama gerçekten her yer dolu. Yani bir parti adam dönüyor. İnanılır gibi değil. Hatta şunu crafta bırakayım sizlere durumu anlatayım. Harbiden hani tabiri caizse bir taraflarımızda gülersiniz hikayeye. Abi şu anda Varsite'ın güncel fiyatı. Bakın şöyle kenara çekeyim. Tamam bu crafta yapsın bir taraftan. %10 ekstra XP olduğu için. Şimdi bakın size göstereyim. Varsite. Tamam bakalım en ucuz fiyatına kadar. Şimdi 12. Siz bunu 12M civarına satarsınız rahatlıkla. Çünkü çok fazla 12M'den var hani o fiyata bakın. Hadi maksimum 13 tane sattın diyelim. Bir saatte şanslısın 3 tane varsayet aldın. Ne kadar yapar arkadaşlar? 36M. Adamlar 8 kişi dönüyor abi. Bak 36 bölü 8 yaptım. Bakınız abi 4,5M. Bakın bir saatte 3 tane varsayet aldığınız ihtimalle bu Deathlord için geçerli. Çünkü orasından hani genelde drop varsayet. Hadi 1M'den nakitten kas 5,5M. Oğlum zaten çöp stozu 5M kasıyor. Şimdi mantıken senin gidip de Deathlord'a kaseleşmene birbirine adamlarla vuruşmana ne gerek var? Bir. İkincisi abi Ark Demon'a da bir parti adam dönüyor. Şimdi oranın da drop'u maksimum Vixen, tamam mı arkadaşlar? Saat geliyor bir tane, ben hani Ark Demon'a da farm attım. Yeri geliyor bir tane atar, bir yeri geliyor 3 tane atar. Tamam mı? Vixen at mesela size bir tane. Bakın bir tane Vixen attı 26. Yanında da 2 tane drop atması lazım. Bak atması lazım derken hani zorunda. Lazım derken atsa iyi olur demiyorum bakın. Atmak zorunda. Çünkü siz eğer çöp slotunda yani belki de oyun en düzenli farm kasan slotunu düşündüğünüz zaman 5M, 5,5M işte hadi 4M o civarlarda para kasmanız için sizin minimum 3 tane drop almanız gerekiyor. Yoksa kasmıyor. Ve şunu daha altını çizmek istiyorum. Bir saat aralıksız dönerseniz bu senaryo. Vurulduğunuz, kase yediğiniz, insanlarla uğraştığınız süreler dahil değil ki bugün bir cumartesi akşamı. Yani cumartesi akşamında, pazar akşamında özellikle haftanın en yoğun olduğu günler olduğu için mesela cumartesi veya pazar günleri genelde farm atmayız. Çünkü onlar PK günleridir. Ve insanların PK attığı saatler olduğu için mümkün değil farm atamazsınız. Gerçekten akıl sır erdiremiyorum insanların bu şekilde bir parti gidip de bir yerde kasmasına. Çünkü biz mesela dün çok fazla kayıt alamadım ama Deathlord'da farm attık. Size durumu aktardım yani saatlik kastığımız para ne kadardı? 4'e 5M 6M civarındaydı ki biz 4 kişiydik. Şimdi düşünüyorum biz 8 kişi olsaydık arkadaşlar o fiyat 2 2,5M 3M'e düşecekti. Gerçekten 2,5 3M için bir slotta saatlerce farm atılır mı? Yani size bırakıyorum. Yani şu anda 3-4 kişiden daha fazla gerçekten bu büyük slotlarda farm kesinlikle atılmaz. Vixen atan dropları bir kenara bırakıyorum çünkü onun en azından parası yüksek. Hani Vixen'e 2 tane Vixen alırsın 50M.
Allah bereket versin, dersin çıkarsın ama onun dışında kesinlikle mantıklı değil. Git domates topla, biber topla. Yemin ediyorum daha fazla kâr ettirir sana. En azından kimseyle uğraştığına değmez. Dersin ki ulan en azından en fazla domatesimi aldılar. Gideyim başka yerden domates bulayım. Bu kadar yani. Ama burada slotunu alınca başka bir yerde slot bulamıyorsun. Çünkü 3 tane slot var dönebileceğin. Yani sözün özü bu dostlar. Benim fikrim bu en azından. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bunu da paylaşmak istemiştim. Ve ufaktan da artık aslında bölümümüzün sonuna gelelim. Çünkü bayağı kayıt aldım ben. Şu an ne kadar kayıt olacak bilmiyorum. Minimum seviye indirmeye çalışacağım yine. Dediğim gibi bir hafta 10 gün kadar ben oyuna hiç girmedim arkadaşlar. Bu yüzden kayıt almadım. Ve hani video gelmemesinin sebebi de buydu. Son 3-4 gündür girdiğim dungeonların, işte gittiğim farmların ve yaptığım craftların, toplayıcıların kaydını almaya çalıştım olabildiğince. Arada da muhabbet ettik. Zaten bu kanal benim için biliyorsunuz ki keyfi bir kanal. Yani ben burada mesela sizlerle sohbet etmeyi, sizlere ne yapıyorsam oyunda aslında onları çekip göstermeye çalışıyorum. Umarım sizler için de keyifli oluyordur. Ha bizi sarmadı abi, sıkıldık, sürekli dungeon'a giriyorsun falan derseniz seve seve hani farklı bir şeyler yapıp sizlere çekmeye çalışırım ancak bu çok sık olmayabilir, takdir edersiniz. Yani siz de eminim çalışan ve ailesi olan, özellikle evli abilerim, dostlarım, kardeşlerim diyeyim, hani vardır. Onlar zaten empati kuracaklardır. Hani sizin günde gidip de 5 saat 10 saat oyunu online olup üzerine ailenizle vakit geçirip üzerine çalışmanız, uyumanız mümkün değil. Yani bu senaryoda ben duş alacak vakti bile bulamam. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. En azından bu şekilde günlük ne yapıyorsam sizlere aktarmış oluyorum. Yine fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsınız diyelim. Ve videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.